Merhaba arkadaşlar. Hem ufak boyutlu hem de fazlasıyla sistem gereksinimi istemeyen bir oyundan kısaca bahsetmeye çalışacağım. Unreal diye Türkçe'ye çevirince raysız anlamında bir oyun arkadaşlar. 300 MB indirme boyutu var. Diskette de tuttuğu yer 524-26 GB kadar olması lazım. Şöyle arayüzüne bakınca arkadaşlar bu Minecraft'ın haline benziyor. Legosal tarzda yapmışlar bunu. Özellik olarak eşli kumanda desteği, rekabetçi, tek oyunculu ve çok oyunculu olaraktan oynayabiliyorsunuz. Hemen şöyle minimum özelliklerine de bakınca Windows 7 dahi çalıştırabiliyor arkadaşlar. Çift çekirdek 4 GB RAM yetiyor. Grafik kartı olarak da HD grafik 520 yetiyor. DirectX'te 9 istiyor arkadaşlar. Buraya depolama 2 GB demiş. Ama tabii oyunu kaydetmedir şeydir ondan dolayı herhalde istiyor. Normalde oyunu kurduktan sonra 500 küsür megabayt diyebiliriz arkadaşlar. Türkçe seçeneği de var. Orası da çok iyi olmuş. Hemen şöyle arayüzüne de bir bakalım. Sonsuz bir harita var oyunda. Başlamak için boşluk tuşuna buradan yön tuşları veya diğer WASD'lerle de arkadaşlar seçenekleri buradan bakabiliyorsunuz, başlatabiliyorsunuz. Oyuna başlayalım. Yerelde tek kişilik çevrim içinde oraya birazdan bakarız ilk başta. Yerele baktıktan sonra kısaca hemen öyle otomatik oturumları göster, süreli mod falan var. Rastgele eşleşme var. Özel lobi oluşturabiliyorsunuz ya da arkadaşlarınızın özel lobisine katılabiliyorsunuz. Hemen yerele gidelim abi biz. Oyunu başlat dediğimizde burada tabii zorluk ayarlarını da seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Haritamız oluşturuldu arkadaşlar. İlk başta hemen şunu yapın tavsiyem. Kontrol tuşuyla şuraya ray döşeyin. Kontrole basınca rayı aldık. Lan döşesene rayı. Niye geri alıyorsun? Getir getir getir. Lan döşesene abicim. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ha döşedi. Yürü yürü çabuk. Abi biz burada ray mı yapacağız? Tabii bazı seçenekleri böyle gitsin. Böyle gitsin. Şu öbürkü istasyonu bulsun. İlk başta şu noktaları halletsin bakalım. Bu da amma hızlı geliyor abi. Robot bize yardım ediyor ama biz tabii alalım. Bunu elimize hemen gelelim şurada. Lan hayır lan hayır lan. Ha, bu hızlı hızlı kendi kendine yapıyor bir kere çalıştırdıktan sonra da. Ağacı yap. Ulan ağacı niye şey yapmıyorsun? Onun için balta falan mı lazım? Demirine de başlayacağım. Bu demirleri biz kendimize alamıyoruz mu acaba ya? Şimdi bizim burada kontrol dönemeci nasıl yapacağız acaba? Tren patlayacak abi şimdi. Treni patlattık. Tren patlanınca her oyuncu bir ağaç kesmeli. Keseceğiz ve elimize başka bir şey mi almamız gerekiyor? Neyse onları da siz çözersiniz arkadaşlar. Nasıl olsa Türkçe. Oyun basitte çözülür. Bitirince de kapandı oyun. Ha çevrim içine bakacaktık. Orada hemen bakalım tekrardan açıp. Oraya girince ne olacak acaba? Oyunu niye attı onu tam anlayamadım. Dosyalarda bir sıkıntı olabilir. Rastgele eşleşme abi. Bas bir şeye server'a bağlansın bakalım. Kapalı harita yapmış. Ha, geldi geldi. Haritada geldi.
Hey, balta da varmış burada. Biraz önce baltayı arıyorduk ama biraz önce bende balta yoktu galiba ya. Robot da yok. İşin tersine bak. İyi, bana biri yardımcı oluyor. Kim yardımcı oluyor? Bunlar bot mu acaba? Seçtiğimizden dolayı büyük ihtimal yardımcılar da vermiş. İlk başta kolayla başlayın arkadaşlar. Tavsiyem o. E ben ne yapacağım? Biz de bir şeyler yapalım burada. Allah'ın rayı lazım oluyor. Gel hadi döşeyelim biz döşeyelim. Tuşlara alışmak cidden. Kes ağaçları. Botları kesmiyor mu acaba? Neyse bir işe arayalım kenardan kenardan. Ya şöyle bir haritaya bakalım dedik de treni bırakamıyoruz ki abi. Mesafe 4 diyor. Civatalar bir hız 130 kilometre diyor falan filan. Topladıklarımızı aynen buradan çıkan ağaçları alacağız. Bir de trene yükleyeceğiz. Öylelikle kazanabiliyoruz. Vay vay vay. Bunu da çözmüş olduk. Şu kutuyu atacağız abi. Depomuz tren. Bunu da öğrenmiş olduk. Hemen de aldı baltayı. Neyse bize toplamaya yardım edelim. Daha fazla alamıyorum. Bu kadar mı elini alabiliyorsun? Yazık sana yazık. Koş 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 koş. Evet, alıştıkça iyi olmaya başladı. Vay, benzin de veriyor. Benzini doğru atıyoruz. Ağaç var şimdi. Onun için ağaca gerek duymuyor. Bu depoyu şeyi yani vagonları falan genişlettikçe bizim iş de genişleyecek gibi. Benzin. Nesneleri al ve trenine götür yeter diyorsun da abi bunu başlangıçta bir söylesene bize. Bizi tırlara sokuyorsun. Şuradan şuradan mı gitsek? Nasıl yapsak acaba ya? Oyun insanı kendine kaptırtırıyor yani. Güzel bir oyuna benziyor arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Oyun araştırma bilgisayar üzerine videolarla devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Cidden de öyle çok da şey bir oyun sayılmaz yani. Gayet eğlenceli bir olaya benziyor. Görüşürüz arkadaşlar.